Kanal İstanbul konusunda ben tabii olaya hukuki açıdan, benim akademik uzmanlığım bu işe hukuki açıdan bakmak. Şimdi tartışmanın şu boyutu var. Kanal İstanbul Montrö'yü etkiler mi? Hayır. Bir kere çok net söyleyelim. Bunu sadece ben söylemiyorum. Başından şunu da söyleyeyim. Rus Büyükelçisi açıklama yaptı. Rus Büyükelçisi dedi ki Kanal İstanbul ya da başka kanallar Türkiye'nin hükümranlık hakkıdır. Türkiye istediği kanalı açabilir. İstediği yani bir değil, üç, beş, on kanal açabilir. Bu hükümranlık hakkıdır, biz buna karışamayız. Montrö'yü de etkilemez dedi. Montrö şartlarına uygun olmak kaydıyla geçerler. Yalnız ben burada devlet büyüklerinin söylemlerinden şunu anlıyorum. Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yok denirken herhalde Montrö anlaşmasını etkilemeyeceği anlamında söyleniyor. Ama Karadeniz'e geçişler ya da Karadeniz'den Marmara'ya geçişler, Ege Denizi'ne, Adalar Denizi'ne geçişler elbette Montrö kriterlerine göre olacak. Ancak herhangi bir kanaldan geçerken elbette Montrö'de ücretsiz, yani aslında Fener tahlisiye ücretleri var. Hı hı. Onda da biliyorsunuz çok az bir para alıyoruz. Aslında bizim şu anda 23 kat fazla para almamız lazım. 23 kat indirim yapar bir vaziyetteyiz. Yani %96 indirimli altın frank meselesi altın biliyorsunuz. Frank. %96 indirimli hareket ediyoruz. Bir kere öncelikle şu bir parayı da almamız lazım. Yani sözleşmenin hükmünü layıka 1'de yazan o altın frank karşılığı parayı almamız lazım. Niye almıyoruz? Biz bunu yayında yapmıştık, konuşmuştuk. Evet, bu çok enteresan bir şeydir. Bunda sanıyorum sorun çıkmasın diye alınmama durumu var. Bir de çekme uygulandığı konusunda işte Montrö, bakın çekme uygulansa ya da uygulanmasa, yani bu SDR yapılmış olsa ya da yapılmamış olsa hiç fark etmez. Biraz açarsan. Şöyle yani para biriminin altın karşılığının ortadan kalkması kararının uygulanması. O zaman Montrö'ye, Montrö sözleşmesi hükmüne bir tadilat yapılmış olması lazımdı. Öyle bir tadilat yok. Hı hı. Ve zaten bu 0,29 gram altın karşılığıdır bir altın frank. Ve şu anda biz bir 0,29 gram altını 0,8 dolara eşitlemiş vaziyetteyiz. Bakın düşünebiliyor musunuz? Çok para kaybediyoruz. Müthiş. Ya 2,5 milyar dolar, halkımızın anlayacağı dille söyleyeyim, kemiksiz lop et yıllık para doğru, tabii yıllık 2,5 milyar dolar. Ve bu sözleşmenin hükmü 1983 yılında o... Kim ilgilenmeli bununla? Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma Bakanlığı ilgilenmeli ve bu 1972 yılından beri böyle. 1972 yılından beri böyle. Şimdi bu çok önemli bir şey. 72'den önce? 72'den önce altın frank karşılığı uygulanıyor. Altın karşılığı uygulanıyor. Ama sonra... Neden böyle bir uygulama? Böyle bir uygulama zamanla eriyor. Doların karşılığı altın birbirine eşitlerken gittikçe eriyor. Eriyince rahmetli Profesör Tahir Çağ bir yazı kalemi alıyor ve Ulaştırma Bakanlığı'na da yazıyor. Diyor ki bakın bizim paramız eriyor. Siz bunu altın karşılığı yapmalısınız. Buraya çekme SDR uygulanmamıştır. Siz bu parayı almalısınız diyor. 6 ay bu para alınıyor. Fakat bizim armatörler ve Ruslar bu parayı pahalı bulunca o zaman 12 Eylül hükümeti diyor ki biz bunu 0,80 dolara eşitledik diyor. O gün bugündür bu uygulanıyor. Şimdi bu konu önemli. Şimdi gelelim Kanal İstanbul ya da başka bir kanal. Peki eski düzene geçiş olsa Rusya'nın ya da Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin bir itirazı olur mu? Hukuki olarak bir... Hukuki olarak olamaz. Neden olamaz? Çünkü zaten sözleşmenin hükmünde var. Ya. Şimdi bizim burada armatörlerin bir takım itirazları var. Onlara da sübvansiyon yapılır. Yani bir vergi iadesi şeklinde vesaire şeklinde. Zaten bu siz bu parayı %90... Çok milyar dolar ciddi bir tabii, para. Tabii yani. %96'yı, %96 zam yapsanız da bir gemi için çok önemli bir para değil bu aslında. Önce paramızı alalım diyorsunuz. Önce paramızı bir kere alalım. Tamam, onu alalım, unutmayalım. Bunu tekrar etmiş olalım. Evet, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine 2,5 milyar dolar. Ekonomik sıkıntıların olduğu böyle bir dönemde çok önemli bir ve para. Ve hiç masrafsız. Belki adım atılabilir bu hususta. Evet, biz de size bunlar böyle bir haber olursa sizlerle paylaşmayı keyifle İnşallah. Paylaşırız. İnşallah. Memleketin cebine gelsin. İnşallah. Şimdi Montrö Sözleşmesi, Montrö Sözleşmesi biliyorsunuz. Müsaade ederseniz ben şurada 30 numaralı yansıyı açıp harita üzerinde gösterebilir miyim efendim? Tabii ki lütfen. Evet. Ay, ay. 30 numaralı yansıyı alalım arkadaşlar. 30 numarada
Bu Montrö Sözleşmesi. Manşetler var. Evet, manşetler var. Onu peki. Bir Montrö Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu da ifade etmek açısından. Şimdi Montrö Sözleşmesi aslında Türkiye için büyük bir başarıdır. Neden? 1923 yılında Lozan'da Lozan Boğazlar Komisyonu kuruldu. Boğazlar Komisyonu geçişleri organize ediyordu. Fakat 1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük siyasi dehasıyla Lozan'daki geçişler Türkler tarafından kontrol edilir hale geldi. Montrö Sözleşmesi'nin 24. maddesi gereğince. Ve bakın bu da o günkü gazetelerden manşetler. Atatürk Türkiye'sinin yeni zaferi. 13 yıllık bir ayrılıktan sonra ebediyete kadar sürecek bir kavuşma. Bu sabah Çanakkale halkı sevinçle kucaklaştı. Dün geceden itibaren Akdeniz kapımızı emniyete aldık. Montrö zaferi mukavele gece imzalandı. Mukavele dün gece imzalandı ve ordumuz sabaha karşı boğazları işgal etti. Yani bizim 15 ve 20 kilometrelik bir zon içerisinde, bir bölge içerisinde askerimiz yoktu boğazlar bölgesinde. Bu Montrö Sözleşmesi'yle askerimiz o bölgelere girebildi. Şimdi bu önemli bir başarı. Ama geçişler konusunda elbette sözleşme hükümlerine göre hareket ediyoruz. Şimdi bakın. Biz kalın sonraki... İstanbul'u yaparsak mesela büyük askeri gemiler geçebilecekler mi Karadeniz'e? Ama gene Montrö kriterlerine uygun olarak geçmek kriterlerin lazım. Dışında olmayacak. Olamaz. Çünkü tamam. Neden? Onu izah edeyim. Yani bir Amerikan uçak gemisi evet. Karadeniz'e giremeyecek. Giremez. Tabii. 31 numaralı yansıyı alabilir miyiz? Şimdi bakın. Montrö Sözleşmesi de bölge 3'e ayrılır. Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı. Şimdi bu 3 boğazdan 2 boğaz ve 1 denizden geçerek Karadeniz'e çıkmak ya da Karadeniz'den Ege Denizi'ne çıkmak için geçiş kriterlerini belirler Montrö Sözleşmesi. Şimdi Montrö Sözleşmesi'nde bir kere denizaltılar ve uçak gemileri geçemezler. Hiçbir devletin geçemez. Türkiye hariç. Olur da bir uçak gemimiz geçeriz inşallah. İnşallah. Onu da çok istiyoruz. Bir de Karadeniz'de kıyıdaş devletlerin ancak yeni inşa ettiği denizaltılar ya da onarıma gönderdiği denizaltılar geçebilir. Bu şartta ancak geçebilirler. Onlar da satıhta, yüzeyde geçmek zorundadırlar. Dalarak değil. Şimdi siz ister buradan açın kanalı, ister buradan açın kanalı, ister buradan açın kanalı. Siz eğer Ege Denizi'nden şu veya bu şekilde Marmara'ya giriyorsanız, yani Montrö Sözleşmesi'nin ilgi alanına geçişleri düzenlediği, geçiş rejimi düzenlediği bölgeye giriyorsanız Montrö'ye dahil olursunuz. Amacınız Karadeniz'e çıkmaksa ya da Karadeniz'den çıkacaksanız, buradan girdiniz, Marmara'ya girdiniz, kesinlikle Montrö'ye tabisiniz. Dolayısıyla Kanal İstanbul tek başına Montrö'yü değiştirmez. Değiştirmez ama kanalda... Çanakkale'ye de aynısı yapılırsa değişir mi? Hayır, değişmez. Ancak nasıl değişir biliyor musunuz? Nasıl? Şuradan bütün Trakya boyunca bir başka kanal yapılırsa. Öyle bir şey mümkün değil. Öyle bir şey ki yapılması zaten ekonomik değil, mümkün bir fayda da değil. Ve Marmara Denizi'ne nereden girerseniz girin, Karadeniz'e girmek ya da çıkmak için mutlaka Montrö Sözleşmesi hükümlerine riayet etmek durumundasınız. Onun için Montrö Sözleşmesi delinir. Efendim buraya gemi geldiğinde buradan uçak gemisini Amerikalılar, bilmem İngilizler geçirebilir falan. Bunlar abesle iştigal şeyler. Çünkü herhalde şunu da unutuyoruz bazen. 15 gün önce, 8 gün önce ve 3 gün önce. 3 ayrı kriter vardır. Bir kere en geç 3 gün önce siz kıyıdaş olursanız buraya gelmeden önce Karadeniz'e geçeceğinizi bildirmek zorundasınız. Ya da Karadeniz'den Ege Denizi'ne geçeceğinizi, Adalar Denizi'ne geçeceğinizi bildirmek zorundasınız. Onun için Karadeniz'e geçmek isteyen bir gemi önceden bildirimde bulunacak. Fakat şöyle bir durum var Sayın Yayıcı. Mesela bu tezi savunan